Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en kirli havasının ölçüldüğü Düzce, havaların soğumasıyla birlikte yine tehdit altına girdi. Özellikle sabah saatlerinde şehir merkezinin üzerini kaplayan sis tabakasıyla birlikte kendisini gösteren hava kirliliği nedeniyle solunum yolu hastalıklarında artış olduğu gözlemleniyor. Cumhuriyet Halk Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan da tehlikenin boyutuna dikkat çekerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı Düzce için göreve davet etti. Düzce'nin hava kirliliğinde Avrupa'nın 5 bölgesinden birisi olduğunun yapılan araştırmalarla ortaya çıktığına dikkat çeken Özcan, Düzce'de yıllardır bilinen ve her geçen gün artarak devam eden hava kirliliği sorunu defalarca dile getirdik. İnsanlar feryat ediyor. Akciğer kanseri ve göğüs hastalıkları sayısında artış var. Yayınlanan raporlarda Düzce hava kirliliğinde Avrupa'nın ilk 5 şehrinden biri. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çözüm için daha neyi bekliyor? Düzce'ye üvey evlat muamelesi yaparak insanların ölmesini mi bekliyorsunuz? Hava kirliliğini azaltmak için acilen sanayi kuruluşlarını denetleyin. İki otoban arasında kalan Düzce'de şehirler arası araç trafiğini şehir dışına çıkartın. Kömür kullanımını yasaklayın. Köyler dahil bütün haneleri doğalgaza ulaşımı sağlayın. Sayenizde Düzce ölüyor, Düzce ölüyor, Düzce'yi yaşatın.